Allah-u Teala Zülcelal Hazretlerinin kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri, ibadet. Bizim zaten yaratılış gayemiz o. Allah'ı bilmek, ona ibadet etmek. Onun emirlerini bilmek, onun yasaklarını bilmek, yasaklarından sakınmak. Allah-u Teala'nın razı olduğu işleri yapmak. Rabbimizin memnun olmadığı işlerden uzak durmak. Alemlere rahmet olarak gönderdiği ve bizlere örnek olarak gönderdiği ve ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diye buyuran Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bilip onun hayatını, hadislerini, sözlerini örnek alıp hayatımıza tatbik etmek. İşte bizim kulluğumuz bu. Yoksa Allah-u Teala Zülcelal Hazretlerini bilmez, tanımaz, emir ve yasakları konusunda hassas olmaz, ibadetlerini etmez, haramlarını çiğner isek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımaz isek, Allah göstermesin, bu da bizim felaketimiz olur. Zaten biz bu dünyaya bunun için geldik, kulluk için geldik. Bugün varız, yarın yokuz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi kulluk bilinciyle dopdolu olan kullarından eylesin. Rabbimiz ihlasımızı, samimiyetimizi artırsın.